1 milyon istihdam projesi için başkent Ankara'ya bağlanacağız. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Proje Koordinatörü Sayın Meliha Bayrak. Meliha Hanım, şu an sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, sesiniz geliyor Ali Cevat Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim efendim. Bomba Ankara'dan gibiyiz. selamlar. Süper. Ben de sizi çok enerjik gördüm. Konferansımızda enerji düşmeden devam edeceğiz. Dilerseniz size öncelikle sunumunuz için ekranlarda bırakacağım. Ardından dönüşte tekrar sohbet edebiliriz. Tamam. Ekranım paylaşılıyor bu arada değil mi? Görüntüde çünkü görmüyorum şu anda. Ben sadece kendimi görüyorum. Ekranım geldi mi? Şu an evet, ekranınız şu an paylaşımda Melih Hanım. Buyurun. Merhabalar. Öncelikle bu güzel organizasyon için Ercan Altuğ, Yılmaz'a ve GameFaith'teki tüm gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok etkili sunumlar oldu. Sabahtan beri de dinliyoruz burada Ankara olarak. Özellikle Milli Eğitim Bakan Danışmanımız Gökhan Yücel ve ardından da Özgür Bulat'ın bahsettiği gibi oyunlaştırmanın önemi, eğitimle oyunlaştırmayı daha etkin hale getirip sonrasında da bunu istihdama nasıl dönüştürebiliriz noktasında verdiği değişik bilgiler için kendilerine de teşekkür ediyorum. Ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum projeye geçmeden önce. Meliha Bayrak, görmüş olduğunuz bu fotoğrafta ben 5-6 yaşlarında falandım. O zamanlar farkındaysanız gözlerden de baktığınız gibi cin gibi bakıyorum etrafa. Çok meraklı bir çocukmuşum. Ablam ve abilerimle kalabalık bir çocukluğum oldu benim. Onlar sayesinde hem gözlemci olmayı hem de onları taklit ederek yaşımdan önce birçok bilgiyi edinmiş oldum sayelerinde. Bilirsiniz özellikle Y kuşak çok iyi bilir. Monopoly oyunumuz var bizim. Ailecek bu oyunu oynamayı çok severdik. Tabii o zamanlar görmüş olduğunuz fotoğraftaki 6 yaşındaki bir çocuk için o oyun çok zordu. Ama kendimi öyle bir oyuna kaptırıyordum ki oyunun akışında öyle bir gidiyordum ki bir bakmışım ben sayı saymayı, toplama, çıkarma yapmayı daha okula gitmeden önce öğrenmişim. Bu oyun sayesinde tüm hayatım boyunca da ayrıca matematik en sevdiğim alan olmuştu. Ayrıca bu tip oyunların stratejik bir yanı da var. İnsan nasıl stratejik düşünür, onun üzerine de çok büyük etkileri oluyor. Zaman zaman, hala zaman zaman arkadaşları toplayıp herhangi bir stratejik karar almadan önce bu oyunu oynayıp iyi böyle kafamı rahatlattıktan sonra belli kararları almaya başlıyorum. Özellikle de pandemi döneminde biliyorsunuz ki evde kaldığımız bir dönemde insan çok hareketsiz yaşıyordu ve bu üşengeçliğe sebep oluyordu. Özellikle ben de çok üşengeçliğe sebep oldu. Baktığımızda pandemi sonrasında tekrardan yürüyüşlerimi arttırmam gerektiğini, daha hareketli bir yaşamım olması gerektiğini fark ettim. Ama bunun için de çok fazla motivasyonum yoktu. Hem içsel motivasyonumu arttırmak için Runkeeper ve normaldeki işte telefonlarımızdaki adım sayarlarla birlikte 40 günlük bir challenge yaptım kendime. Burada ilk günler böyle 1-2 kilometre yürüdüğümde, koştuğumda ağlayarak eve dönüyordum. Ama 40 günün sonunda şu anda 10-15 kilometrelik rahat yürüyüşlerimle hayatıma yeni bir yaşam tarzı belirlemiş oldum baktığınızda. İşte bu büyüyen çocuk size bugün ne anlatacak derseniz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu 1 milyon istihdam projesini ve bunu nasıl oyunlaştırarak hayatımıza aktaracağımızı anlatıyor olacağım. Neden 1 milyon istihdam projesi yapıyoruz? Önce birazcık onlardan bahsetmek isterim size. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yeni ekonomi programımızın en önemli amaçlarından biri sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilmek. Bunlar için baktığımızda da en önemli unsur, temel unsurun istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu farkındayız. Özellikle Özgür Bey'in de söylemiş olduğu gibi tüketim odaklı teknoloji kullanımı yerine üretim odaklı teknoloji kullanımının ülkemizce daha benimsenen bir alan haline gelebilmesi için katma değer ve yeni odaklı gelişmeleri istihdamda artırabilmemiz için farklı çalışmalar yapmak zorundaydık.
Biz dünyaya baktığımızda hızla gelişen bir teknolojinin, bilgi teknoloji alanında hızla gelişen bir büyüme olduğunu fark ediyoruz. Ve bu büyüme ülkeleri toplumsal olarak baktığımızda dönüşüme uğratıyor. Dönüşüme uğratarak da ekonomideki tüm endüstrileri etkileyip çağın en büyük rekabet alanını oluşturuyor. Eğer rekabet alanında söz sahibi olmak istiyorsak, bu alanda bilgi teknolojileri alanında yetkinliklerimizi ülke olarak arttırmayı hedeflememiz gerekir. Bilgi teknoloji alanına baktığımızda her alanda bu kadar fazla kullanım kaynağından kaynaklı olarak şirketlerin bu alanda yetişmiş insan gücüne çok fazla ihtiyacı bulunuyor. Ülke olarak baktığımızda ise insan gücü istenilen seviyede olmadığından birçok şirket bilgi teknolojilerindeki ihtiyaçlarını Çin, Hindistan ve bazı Avrupa ülkelerinden karşılıyor. Sınırlı sayıda bilgi teknolojileri çalışanı olması sebebiyle de bu alanda çalışan yetkinliği olan kişilere bir projede birden fazla rol biçiliyor. Bu hem çalışanın daha veriminin düştüğü, işin kalitesinin düşürdüğü hem de çalışan açısından yorucu olduğunu gösteriyor. Biz bunlara baktığımızda ve üniversitelerimiz, sektördeki büyük şirketlerimiz de bu açığı kapamak istediğimizde 23 tane uzmanlık alanı geliştirerek 1 milyon istihdam projesini hayata geçirdik. Peki 1 milyon istihdam projesi dediğimiz şey aslında ne? 1 milyon istihdam hmm.gov.tr adresinden tüm kullanıcılarımıza ücretsiz olarak açılan bir sistem bu. Sistemin içerisine baktığımızda göreceğiniz gibi hem adaylar için hem işverenler için platformumuz mevcut. Adaylar kendi CV'lerini doldurduklarında 1 milyon istihdam tarafında kendi CV'lerini doldurup buradan eğitimleri almak için BTK Akademi'ye yöneliyorlar. BTK Akademi'de 23 tane bilgi teknoloji alanında belirlemiş olduğumuz şu anda 23 tane uzmanlık alanında 60 tane eğitimi ücretsiz bir şekilde alıyorlar. Aldıkları eğitimlerin sonunda kullanıcıların CV'lerine başarılı olduğu müddetçe eğitimlerinden başarı sertifikaları aldıkça CV'lerine bunlar işleniyor. Böylelikle işverenler arama motorundan yetkinliği arttırılmış kişileri sistem içerisinden çekerek istihdama katkı sağlamış oluyorlar. Peki bizim bu proje kapsamında hangi amaçlarımız var? Biz bakanlık olarak 1 milyon istihdam projesiyle birlikte bilgi teknolojileri alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlıkları belirlemeye çalıştık. Bu uzmanlıklar için yetkinlik kazanımı gereken eğitimleri belirledik. Şu anda 62 tane eğitimimizi sistemin BTK Akademi sistemi üzerinden açtık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 100'ün üzerinde eğitimi kullanıcıyla buluşturabilmek. Bu bilgi teknoloji alanındaki çalışacak kişilerin uzmanlıkları içinde kariyer rehberi oluşturduk. Baktığımızda Türkiye'de ilk ve tek bilgi teknolojileri alanında kariyer rehberini 1 milyon istihdam projesi içerisinde kullanıcılarımız oluşturmuş olduk. Kariyer yolunu uygun eğitimlerin tamamını ücretsiz bir şekilde BTK Akademi üzerinden kullanıcılarımızın almasını sağladık. Proje katılımcılarının sistemin içerisinde eğitimleri aldıkça uzmanlaşabilmeleri için ve kendi işlerinde daha verimli, daha üretken olabilmeleri için birçok olanağı da tanımaya başladık. Bunlardan biri de ilerleyen dönemlerde hayata geçireceğimiz oyunlaştırma. Böylelikle de bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaç olan insan kaynağına ulaşabilecek ve istihdamın artmasına katkı sağlayabileceğiz. Bu kapsamda size daha demin bahsetmiş olduğum 23 uzmanlık alanını ekranda görebilirsiniz. Bunların içerisinde de en çok da bu platformda şu anda bizi izleyen katılımcılarımızın oyun geliştirici tarafında büyük bir merakları olacağını tahmin ediyorum. Rakamlarla biraz daha baktığımızda 1 milyon istihdam projesine Nisan ayındaki Cumhurbaşkanımızın duyurusuyla birlikte başladık bu yolculuğa. Şu anda 6. ayımızın içerisindeyiz ve 700 binin üzerinde bir başvuru sayısına ulaştık. Baktığımızda 500 binin üzerinde de eğitim alanlarının sayısı bulunuyor.
Türkiye genelinde 81 ilimizin tamamından başvuruları almaya devam ediyoruz. Bu çok heyecan uyandırıcı oldu açıkçası. En çok katılımın sağlandığı da tabii ki nüfus oranına baktığımızda daha büyük illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa şeklinde bir sıralamasıyla kullanıcılarımız bu illerden aktif bir şekilde sistemden yararlanıyorlar. Kullanıcılarımızın portföyüne baktığımız zaman %30'unu kadın kullanıcılarımız oluşturuyor ve bu bizi gururlandırıyor. Bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz. Bir hedefimiz de proje ekibi olarak bir hedefimiz de bilgi teknolojileri alanında kendine güvenen, yetkinliği arttırılmış kadınların da rol almasını sağlamak. Kullanıcılarımız en çok yazılım geliştirici, oyun geliştirici ve siber güvenlik üzerine eğitimlerini almaya başladılar. Burada da baktığınızda, profil olarak baktığımızda ülkemizde gerçekten oyunlara ve oyun geliştirmeye yönelik çalışmalara büyük bir ilginin olduğunu da görmüş oluyoruz. Sistemin içerisinde nasıl bir oyunlaştırma yapmak istiyoruz? Buna bakmak istediğimizde şöyle bir yapıyla karşılaşıyoruz biz. Biz bilgi teknolojileri alanında yetkinliği arttırmayı hedeflediğimiz için buradaki uzmanlığı arttırmanın üç farklı yolu var. Birincisi teknoloji bilgisini arttırabilmek, ikincisi iş bilgisini arttırabilmek ve bunları tecrübeyle uygulanır hale getirebilmek hedeflerimizden biri. Teknoloji bilgisini arttırabilmek için kariyer rehberini oluşturduk kullanıcılarımız için. Daha iyi, mesela oyun geliştirici olabilmek için hangi çalışmaları yapması gerekiyor? Hangi adımları izleyerek oyun geliştirici olacak? Bunun üzerine kariyer rehberimizin içerisinde şu anda ana hatlarıyla ileride daha detaylı bilgilerin olacağı bir alan açıyoruz. Baktığınızda oyun geliştirme üzerine çok kapsamlı bir çalışma var ve burada alanında uzman kişilerle görmüş olduğunuz, ekranlarda da görmüş olduğunuz 3D'den tutun da oyunlaştırma, oyun tasarımı, oyunda pazar, oyun sektöründe girişimcilik gibi çalışmaları, öğrenebilecekleri, eğitimleri alabilecekleri gibi temel düzeyden tutun da ileri düzeye kadar da oyun geliştiriciler için gerekli olan teknoloji bilgisini elde edecekleri C++, Unreal Engine, C# Unity gibi eğitimleri de olacaklar kullanıcılarımız. Tekrardan oyunlaştırmayla 1 milyon istihdama geri döndüğümüzde biz 1 milyon istihdam projesinde ilerleyen dönemlerde nasıl bir oyunlaştırmayı hedefliyoruz anlatmak isterim. Burada biliyorsunuz ki asıl temel olay kişinin yetkinliğini arttırmasıdır. Çünkü kişi eğitimlerini alıp kendi yetkinliklerini tamamladığında, kendi yetkinliklerini arttırdığı zaman işveren tarafında görünürlüğünü CV olarak da arttırmış olacak. Ve işverenler de bu sistemin içerisinden rahatlıkla adaylara ulaşabiliyor olacak. Bu durumda baktığımızda kişinin ilk yapması gereken 1 milyon istihdam sayfamızdan girişini yaparak CV'sini detaylı bir şekilde doldurması. CV'sini detaylı bir şekilde doldurduktan sonra ilerleyen dönemlerde kendisine arma ve rozetler vererek burada ne kadar görünürlüğünü arttırmaya yönelik görünürlükleri arttıkça, CV'sini doldurma alanlarını arttırdıkça farklı armalarla kişiyi görünür hale getirmeyi hedefliyoruz. Kişi CV'sini doldurduğu zaman BTK Akademi'ye giriş sağlayarak kariyerinde seçmiş olduğu, kariyer rehberini inceleyerek seçmiş olduğu eğitimleri teker teker almaya başlıyor. Eğitimleri aldıkça eğitimlerin sonunda kişiyi bir sınav bekliyor. Sınavında %80 başarıyı kazanmış kişilere sertifika veriyoruz biz. Her sertifika içinde farklı bir rozetleme tekniğiyle bunları 1 milyon istihdam projesinde kendi CV'lerinin içerisine entegrasyonla aktarmayı planlıyoruz. Böylelikle işverenler 1 milyon istihdam sitesinden girip CV'leri taradığı zaman buradaki rozet ve armalarla aslında kişilerin görünürlüğünü üst sıralara çıkarak aramış olduğu kriterlerde kişiyi
tepkileri daha hızlı bir şekilde yakalıyor olacak işveren tarafından baktığımız zaman. Aynı şekilde oyunlaştırmanın bir de işveren tarafını da düşünüyoruz. Bu da projenin ilerleyen dönemlerinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız hala devam ediyor. Burada baktığımız zaman ben slaytımı geçmeden önce de Ali Bey, bir bizim tanıtım videomuz olacak. Onu ekrana alabilirsek çok Alalım o sevinirim. zaman videoyu Medya Hanım. Teşekkür ederim. Teknoloji ilerlerken sen nereden başlayacaksın bilmiyor musun? Hangi alanda uzmanlaşacağına karar veremedin mi? Bilgi teknolojileri alanında yetkinliklerini artırıp hayalindeki işe kavuşmak istemez misin? Haydi sen de 1 milyon istihdam projesinin bir parçası ol. 1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden kaydını oluştur. Özgeçmişini doldur. İlk adım için kariyer rehberini incele. Kariyer yolunu seç. BTK Akademi online eğitimlerini sırasıyla al. Sertifika sınavlarında başarılı ol. Özgeçmişini zenginleştir. İş başvurularını takip et. Mülakatları geçerek hayalindeki işe kavuş. İmkanlar bizden, gelecek sizden. 1 milyon istihdam projesi. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı. Hatta ben arkadaşlarıma bildireyim, bu linki chat kısmından paylaşırlarsa ilgili olan kişilerin oradan gidip başvuru yapmasını rica edeceğim. Melih Hanım, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje. Peki ben CV'yi nereye gönderebilirim? Yani bize de bir iş çıkar mı diye düşünüyorum. Hazır böyle güzel bir etkinlik yaptık, neden hani devamı gelmesin? Evet, bence zaten projemizde herhangi bir yaş sınırlaması ya da eğitim durumu şartı aramıyoruz. Bu nedenle proje tamamen tüm vatandaşlarımıza açık. Herkes burada farklı yetkinlikler elde edebilmek ya da bilgi teknolojileri alanında meraklı olup kendini geliştirmek isteyen herkese bu sistem açık ve ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Biz Türkiye olarak Türkiye'de artık oyunu kurmaya başladık. Baktığınızda Türkiye oyun kurucu pozisyonuna gelmeye başladı. Özellikle de son aldığımız güzel haberlerden sonra biliyorsunuz ki birçok oyunumuz satıldı. Birçok yatırımcı Evet. tarafından alınmak istendi. Buna baktığımız zaman 1 milyon istihdam projesinde biz bunu desteklemeye yönelik çalışmalar da planlıyoruz. Girişimcilik ekosistemine oldukça önem veriyoruz ve yetişen oyun geliştiricilerimizin kendi startuplarını kurmalarını da arzuluyoruz. Bu nedenle de projemizin ilerleyen fazlarında sizler de göreceksiniz. Oyun temasına özel oyunlaştırma gibi çalışmaları devam ediyor olacağız. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katılımınız Burada için biz yazan teşekkür 1 milyon ederiz. istihdam.hmb.go.tr adresinden sistemimizi inceleyip kayıt olup kendi yetkinliklerini herkesin arttırmasını arzuluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Melih Hanım, değerli katkınız için ve güzel bir proje. Umarız herkes için faydalı olur. Projenin linkine de chat bölümünden ulaşabiliriz. Ben